Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili açıklaması merakla beklenirken Meclis Genel Kurulu'nda da FETÖ tartışması vardı. İktidar Partisi ile muhalefet karşı karşıya gelirken İYİ Parti'nin İdlib konusundaki genel görüşme talebi reddedildi. FETÖ'nün siyasi ayağının gündeme getirilmesiyle ilgili her gündem kabulümüzdür ve sonuna kadar buna hodri meydan deriz. Hodri meydan diyorsan lafının arkasında duracaksın. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması bir kez daha meclise taşındı. Karşılıklı meydan okumalarla genel kurulda sesler yine yükseldi. FETÖ ile ilgili mücadeleyi devlet içerisine yapan AK Parti'dir. Devleti siz yönetiyorsunuz, elbette ki mücadele yapacaksınız. Siyasi ayakla ilgili iki haftadır Kılıçdaroğlu'nun açıklaması beklenirken muhalefet araştırma önergelerinin iktidar partisi tarafından reddedilmesinden yakındı. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kimin elinde ne var, belge varsa, bilgi varsa, kimler siyasi ayağı oluşturuyorsa sonuna kadar gidilsin. Hemen yarın grup önerinizi bekliyoruz. Meclise milletvekillerinin iradesine saygısızlığı asla ve kata kabul etmeyiz. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun sözlerine cevap CHP ve İYİ Parti grup başkan vekillerinden geldi. Kendi içine FETÖ kaçanlar kendilerine dönüp bu temizliği yapmaları gerekir. Bizi herhangi bir yasa dışı örgütle birlikteymiş gibi itham etmeye kalkışmanız bize yapışmaz, iddia sahiplerine de yakışmaz. İnsan birazcık ar eder, susar, özür diler, kabahatiyle oturur. Uzayan tartışmaya İYİ Parti'nin İdlib için özel oturum önerisini okutarak son verdi Meclis Başkan Vekili Celal Adan. Muhalefetin meclisi bilgilendirin talebi reddedildi. Şimdi birleşme 5 dakika ara veriyor.